Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Evet, 2013 yılı yaklaşıyor ve herkes 2013 yılında neler olacak, burçları neler bekleyecek merak içinde. Evet, 2013 güzel evet. Bir yıl. Evet. Demet, gökyüzü gerçekten gökyüzündeki gezegenler çoğunlukla doğum haritalarında gergin açılar yoksa kişiler için çok olumlu olaylara haber verecek nitelikte. Genel olarak baktığımızda gezegenlerin pozisyonu çok iyi. Sen ne dersin? Gökyüzü gerçekten iyi görünüyor evet, 2013'te. Yılın ilk 6 ayı Jüpiter İkizler Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. 25 Mayıs'ta Yengeç Burcu'na geçecek. Evet. 25 Mayıs'tan itibaren Yengeç'e doğru hareketi başlayacak. Pardon, 26 Haziran. Aslında 25 Mayıs'ta başlıyor. Yani doğru 25 söyledim. 25 Mayıs'ta tamam. Orada 28 dereceye doğru geliyor. Ondan itibaren Yengeç'i etkilemeye başlar. 26 Haziran'dan itibaren de tam Yengeç ve Su grupları üzerinde çok yoğun çalışmaya devam edecek orada. Bunun haricinde hafif gezegen etkilerine bakıyoruz. Hafif gezegen etkileri aslında 2012'ye göre çok iyi bir yıl. Evet. Çünkü 2012 benim için gerçekten zorluydu. Senin için de öyleydi değil mi Demet? Evet, gerek Satürn işte yılın ilk aylarında Terazi Burcu'na evet. geçti. Daha sonra Akrep Burcu'na geçti. Plüton ve Uranüs'ün yaptıkları kare açılar. Gerçi bu zaman zaman bu yıl da etkili olacak Plüton. Mart'ta mesela tabii. Evet, özellikle Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçları zaman zaman bunun etkisini hissedecekler. Evet. Uranüs, Plüton, Satürn ki evet. bu Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için 2015'in evet 2015'e kadar devam. Mart'ına kadar devam edecek bir dönem. Bu burçtaki arkadaşlarımız korkmasınlar. Çünkü bu bir dönüşüm transiti. Evet. Dönüşür, dönüştürür. Lise öğrencisiysen üniversiteye girersen, işte bekarsan evlenirsen, evliysen çocuğun olur ama bu dönüşümde eğer hayatında bazı eksikler varsa, bazı problemler varsa krizli ve sancılı olur. Onun haricinde dönüşüm o kadar zor da bir şey değildir diye evet, düşünüyorum. Evet doğru. Satürn de Akrep Burcu'nda yıl boyunca seyrini sürdürecek. Hem akrepler daha güçlenip sorumlulukları artacak. İdeallerine uğraşacaklar. İdeallerine uğraşacak. İdeallerine uğraşacaklar. Bir de şöyle bakıyoruz sevgili Demet, sen de çok iyi biliyorsun. iPad'de gördüğümüz kadarıyla Satürn bu hareketleri yaparken çok ağır, diğer ağır gezegenlerden açı almayacak. Evet. Yani Satürn işte aslında burada Plüton'da iyi bir pozisyonda olacak. Bir de bunlar bir mutual reception şeklindeler. Dikkat Neptün'den et. De güzel açılar. Neptün'den de güzel açılar alacaklar. Yani biz Satürn işte akrepleri, boğaları, kovaları, aslanları yoracak diyoruz ama bu yormanın arkasından da çok olumlu ve güzel haberler de gelecek. Evet, yani evet. 2013'teki ana değerler aslında güzel. Bu da gökyüzündeki gezegenlerin birbirleriyle yapmış olduğu matematiksel koordinasyonların olumlu etkileri ve mevsim döngülerine olumlu gezegen yerleşimleri biraz da 2013'ün çok olumlu geçeceğini gösteriyor. Ben 2013 için mesela ilginç bir dönem var. 2013'ün en tehlikeli günün hangi gün biliyor musun? Güneş Satürn arası. Yılbaşı. 2013'ü 2014'e bağlayan 31 Aralık. Evet, biraz gergin başlayabiliriz. Çok gergin. Yani 2014'te bu kadar güzel konuşmayacağız. Ama 2013'ün 31 Aralık'ına kadar genel olarak evet. güzel. Evet, yavaş yavaş burçlarımıza geçelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ayrıntıları bilinçokuru.com'da gerçeği söylemek gerekirse görebilirsiniz. Bilinçokuru.com'da bu yılın detaylı astrolojik incelemelerini hem video hem de yazı olarak tıklayarak, ekrana tıklayarak da uğraşabilirsiniz sevgililerimizle. Hoşçakalın. Bye.